Sevgili dostlar selamlar. Şimdi çok enteresan şeyler yapacağız. Ee, daha önce çalıştığımız bir DNA vardı biliyorsunuz. Ee, onu farklı bir şekilde yapacağız. Fakat size nereden selam verdiğimi söyleyeyim. Max 2025'ten selam veriyorum. Ben böyle arada Max sürümlerini kurup kurup kaldırıyorum. Denemeler yapıyorum. Bazı dersleri 2022'de, 23, 24, 25'te çekiyorum. Ee, bununla ilgili önerim şu arkadaşlar. Ee, geçen biri sormuş. Siz hangi yıldaysanız yani... 2030 yılındaysanız Mayıs ayında 2031 çıkacak demektir. Tamam mı? Yani e, Max her sene benim doğum günümde nasıl yapıyorsa <laughs> benim doğum günümü denk getiriyor. E, yeni sürümünü çıkartır ve o da o yılın bir üst rakamıyla olur. Yani 2025'teyken 2026 Max çıkar. Şimdi e, size tavsiyem içinde bulunduğunuz yılın eee Max'ini kullanın. ya yani bir önceki. Çünkü o güncellenir. Güncellenmiştir. Update'leri falan hazırdır arkadaşlar. E, Bakın burada arkadaşlar check updates var. Görüyor musunuz? Help'in içerisine girdim. O da Autodesk Product Information içerisinde check updates var. Ee, buna tıklarsanız Max'in hangi update'si var onu gösterir. Update'ten kastı şu. Hocam, e, zaten son sürümü kullanıyorum. Hayır. Orada böyle birkaç ayda bir bazı update'ler yayınlar. Bazıları da çok önemlidir. Çünkü kullanılması hale bile e, gelmiş oluyor. Hatta Max yeni çıkıyor mesela. E, bazı şeyleri yapmamışlar. Çok önemli hatalar filan. Onları hemen güncellemeniz gerekiyor. O yüzden güncellemesi çıkmış Max'i kullanmanız iyidir. Bu bir. Bir de geçen yine bir şey duydum. Çok koyuma gitti. Şimdi biliyorsunuz bu Max dersleri 90'lı yıllardan kalmış bazı Max derslerini böyle üstünü altını kırıp yeni ders gibi filan ortada gezdiriyorlar. Onlarda şöyle bir şey var arkadaşlar. Eski eğitim anlayışında mesela şu bir tane komut diyelim. Değil mi? Align. Ya yani şu Align'ı 3 gün konuşur. Tamam mı? ve aradaki konuşma sesleri ağlar, ığlar, uğlar kesilmez. Fakat yeni eğitim anlayışında çok farklı bir sisteme geçildi. Youtube gibi düşünün. Akacak, sıkıcı olmayacak, heyecanlı olacak, keyifli olacak ve hemen doğrudan konuya girecek. Yani öyle muhabbet geçmeyecek. Ee, o yüzden hani benim eğitimim niçin Maxim 20 saat sürüyor da diğer eğitimler 200 saatte müfredatı bitiremiyorların cevabı bu. Ben de oradan konuya giriyorum. Gevezelik yapmıyorum. Bir de bir tane komutu 3 gün konuşmuyorum. Bir de aradaki a'ları, u'ları, ı'ları kesiyorum. Bu kadar basit arkadaşlar. Yani sizin zamanınızın değerini biliyorum. Şimdi sevgili dostlar şöyle bir şey yapalım. Ee, bana gelen soru şuydu aslında. Hocam e, siz bize DNA yap dediniz ama yanındaki heliksi biz yapmayı bilmiyoruz. Evet o zaman bilmiyordunuz zaten. Fakat şu an biliyorsunuz. Gelin bakalım nasıl yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar önce bir silindir çiziyorum. E, bu silindiri de şöyle yüksek bir e, şey vereyim. Yükseklik vereyim. Bol miktarda Height segment veriyorum. Çünkü buna biraz sonra bir modifi uygulayacağım. E, Sites 18 olabilir. Sorun değil. Tamamdır. E, bir de şey vereyim. Bir e, renk malzeme bir şey vereyim. Bilmediğiniz bir malzemeye girdiğinizde ya bu da nesi biz affallıyoruz bilmiyorduk bu malzemeyi demeyin arkadaşlar. Birkaç şeyin yeri değişiktir. Ya Base Color'dır ya diffuse'dur ya bir şeydir yani tamam. Yaklaşık aynı şey yani farkı yok. Zaten şu an amacımız malzeme üzerine çalışmak değil. Yeşil bir şey verdim. Bu kopyalıyorum arkadaşlar instance olarak. Okey dedim. Sonra yapacağım şey şu. bunu yatırıyorum arkadaşlar. Fakat yatırırken dikkat ettiyseniz ondalıklı yatırıyor. Onun için A'ya bastım. Pardon. Niye tutamadım? Ha, şuradan. 90 derece yatırdım. Sonrasında bunu inceltiyorum. Pardon instance yapmışım. Instance'ı şuradan kırıyorum arkadaşlar. Instance'lığını tamam. İnceltiyorum. inceltiyorum. boyutunu küçültüyorum. Az küçülttüm. Biraz daha küçülteyim. Burada her şey göz kararı ya. Şu şu an bir sanat çalışması yapıyoruz bir çeşit. Tamam. Biraz yukarı kaldırıyorum. Tamam. Şimdi burada yapacağım şey şu. Araya bir başka malzeme vereceğim. Bu arada sizden çok güzel DNA'lar geliyor. Geldi. Yani şu an benim yaptığımdan daha güzel DNA'lar geliyor. Çünkü çok özeniyorsunuz. Görüyorum. Ödevlerinizi özenmeniz beni çok mutlu ediyor arkadaşlar. Ee, i̇nanın bu modellemenin sırrı da biraz budur aslında. Özenmektir. Detaylar da e, böyle ince ince işlemektir yani. Bunu da şöyle yine kendi içinde instance olarak bayağı yüksek bir sayıda kopyalıyorum. Ee, tabii ki benim merdivenim yeterli olmadı. Ben şu merdiveni uzatayım biraz. Şöyle yapıyorum. Tamam. Evet. Şimdi yapacağım şey şu arkadaşlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Buradaki trilyon tane segmentten nasıl kurtulacağız? Bakın 7'ye bastım. 171 bin poligon var. Yani alt tarafı bir DNA modelliyoruz yani. Öncelikle şu segmentleri azaltayım. Sizden gelen ödevlerin en yaygın problemi segment çokluğu. E, şu segmentlerinizi azaltın arkadaşlar ya. segmentlerden hoşlanmayın yani. Büyük sahnelerde çok sıkıntı yaşarsınız. Arkadaşlar twist diyorum. Twist'i şöyle bir açı veriyorum. Yeter. E, bu arada şu köşeli olursa, köşeli hissederseniz ne yapacağınızı biliyorsunuz. Biraz segment ekleyeceksiniz. E, bence güzel oldu. Yani bence güzel oldu. E, bir şey daha yapabiliriz. Mesela genelde biliyorsunuz bu DNA'larda bir bent olayı var. Şöyle, şimdi aranızda biyoloji öğretmenleri varsa hocam ona bent denmiyor. E, DNA'nın nükleotitlerinde bilmem ne vardır. Onun için onların çekirdek sarı içerisindeki bilmem nesi böyle cevaplar filan e, vermeyin arkadaşlar. Ya biyoloji dersi değil. Hani anlayın işte. Yani böyle dümdüz kemik gibi duran bir DNA yok değil mi? DNA böyle bir şey. Kıvrımlı kıvrımlı. Hatta şöyle güzel yakışıklı bir açıdan da bakacak olursak bence böyle e, şeyler için bu tip e, efektler için Bakın şurada biliyorsunuz açıyı yani bakış açısını e, değiştirebiliyorduk. Biraz şöyle onu azalttıktan sonra yakınlar çok büyük uzaklar çok küçük göstermek suretiyle şöyle havalı renderlar alabilirsiniz. Yani şu bence evet. Şöyle güzel bir ışıklandırma ile falan çok hoş bir şey çıkartabilir. E, hatta bence arkadaşlar siz bu dersten sonra bir de bana yapın gönderin bakalım nasıl bir şey oluyor. E, daha önceki derslerde neydi? Dıştaki heliksi bilmiyorduk. E, sadece içerideki şu e, çubukları, ya da nükleotitleri mi demek lazım, bunu ereyle ile e, çoğaltmayı biliyorduk. Onu da nasıl yapıyordunuz? Zaten son derece kolay yapıyordunuz. E, preview biliyorsunuz, e, z'yi artırıyorsunuz e, ve rotate veriyorsunuz değil mi? Pardon özür dilerim rotate yerine. Yani şöyle rotate veriyorsunuz. Şöyle, hatta şöyle, totalde sayısını da şuradan artırabiliyorsunuz. Yani ben bunu böyle devam ettirdikçe buradan e, yeni DNA'lar oluşmaya devam edecek. DNA ödevlerinizle ilgili enteresan bir şey söyleyeyim. Ortaya silindir koymuşsunuz. Yani DNA ile döner merdivenin karışımı bir şeyler göndermişsiniz. Orada şundan kaynaklanıyor. Önce döner merdiven konuştuk. Döner merdivenin arkasından size DNA yap deyince siz döner merdivensi bir DNA göndermişsiniz. Arkadaşlar DNA'nın ortasında bir silindir yok. E, o çubuk şeye benzemiş. E, ben Karadeniz'de görmüştüm. Böyle patatesi kızartıp bir çubuğun içine koyuyorlar. da böyle fotoğrafını koyacağım buraya. Bakacaksınız. Ne demek istediğimi çok iyi bileceksiniz. Ona benzemiş. Arkadaşlar DNA hadi şöyledir. Bu değilse de aslı şöyledir değil mi? Ama ortada silindir milindir yoktur arkadaşlar. Tamam mı sevgili dostlar? Ama sizden daha güzelleri geliyor. Nasıl geliyor onu da söyleyeyim. E, karşılıklı çift nükleotitler biçiminde geliyor. Bunu yapabilirdik değil mi? Yani ikili silindiri koyardık buraya. Onlara iki farklı renk verirdik falan. Baştan öyle yapabilirdik yani. E, modelleme böyle bir şey. Yani sen yaptığın kadar bunun ucu bucağı yok. Sonsuza kadar gidiyor. E, i̇şin biraz sanat tarafı da öyle zaten. Evet sevgili dostlar haydi bakalım. E, bu arada şunu da ekleyeyim. Derslerle ilgili hocam şöyle olsa daha iyi olur e, dediğiniz mesajları çok dikkate alıyorum çok ciddiye alıyorum arkadaşlar bana bol bol gönderin yazın %100'e de güzel yıldızlar eklemeyi unutmayın kendinize iyi bakın